Hep diyorum bu kadar güzel hanımları bir araya getirme, nazar değiyor diyorum. Değdi işte, gördük. Bakın iki tane performansa da nazar değdi. Özlem Hanım da Tuğba Hanım da 8000'lerin üzerine çıkabilecek sonuçlar alacaklardı. Daha mütevazılarıyla idare etmek durumunda kaldılar. Siz nasılsınız Yasemin Hanım? Çok heyecanlıyım. Merhaba bile demeden neler oldu neler bitti. Sanki burada değilmişsiniz gibi anlattım ama... Öyleydi. Zaten hani... Biraz öyleyim. Biraz heyecandan başka kulağım tıkandı kulağım demiştiniz. Kulağım tıkandı, evet, gerçekten öyle. Sizi duymuyorum, yarı duyuyorum. Bir şekilde mimiklerle falan anlaşacağız öyle artık. Öyle yapacağım ben. Zaten benden erken göreceksiniz soruları. Hı-hı. Peki kaç puana kadar çıkmanız lazım? 7700'ü mü aşacağım? Burcu Hanım'la yan yana oturuyordunuz. Hı-hı. Sorulara nasıl cevap veriyor? Hızlı hızlı cevap veriyor mu? Burcu Hanım'la arada konuşuyoruz böyle, şu muydu bu muydu? İyi. İyi. Evet. Demek ki 7700'ün üzerine çıkmaya çalışalım. Hı-hı. Derdi Burcu Hanım çeksin. Zaten Hande Hanım dert çekmeye gelmiş gibi oturuyor. En sakinimiz o bence. Bilmiyorum, göreceğiz bence bakalım neler olacağını. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Ah. Yasemin Hanım'ın ilk sorusu efendim. 4 harfli bir cevabı arıyor kendileri. Hı-hı. Birden fazla anlama gelen bir kelime. Zarf haliyle nasıl, sıfat haliyle birçok. Bu anlamlarda kullanılan bir söz. Zarf haliyle nasıl? Sıfat haliyle birçok. Niye? Mesela halin nasıl? Birçok seneler. Bir harf alayım. Buyurun. Heyecanım gitsin bakalım. Nice. Halin nice, nice seneler. 300 evet. Puan değerinde. Nazar boncuğu. Yabancı kökenli bir kelime. Hı. Gelsin. Korunma pozisyonu. Angard derdim ama. Eskrimde öyle derdiniz. Hı hı. O biraz fiyakalı. Evet. Biraz. Onun biraz daha sadesi var. Boksta falan hani. Defans. Bir harf alayım mı? Bir harf alayım mı? Hı. O söyle. Geri. Geri durma mı? Türkçe değil bu, yabancı kökenli. O söylediğinize çok benzer. Ne? Ne dedim ki? İlk söylediğinize. Angarta. Hah. O guard, zaten. Guard. Guard al. O zaten gardını al demek. Tamam. Angard. Buyurun 300 puan değerinde 600'e çıktı. Kulaklar tıkalı ya. Kulaklar tıkalı. Ondan. İnanın duymuyorum. Neyse efendim, iki soruda bir dakikayı yedik ama toparlarız biz bunu. Hızlan. B şerfidir, tek bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Gelsin görelim nasıl sorulmuştur. Yüzey, görünen bölüm anlamında bir söz. Yüzey, görünen bölüm. Arapça. Evet. Yüzey. Halen kullanılır. Harf? Harf alayım. Buyurun. Satıh. Durdurdular. 400 puan kazandırdı satıh. 1000 puana çıktık. Eski kelimelerle aranız nasıl? Şöyle gelir. Böyle. Dile karşı merakınız var zaten, onu biliyoruz. Evet. Buyurun gelsin o zaman. Hadi bakalım. Sorunun içinde eski bir kelime var. Pardon, cevapta. Nazır, Nazım. Bir daha. Dur. Ay. Bir dakika, bulacağım. Eski dilde bakan. Nezaret, nazır. Denize nazırdaki gibi mi? Nazır. Bir dakika, biliyorum. Hani denize nazır evdeki gibi mi? Hayır. Nazır. Sadrazam. Biliyorum Mamun'u ya. Hariciye nezareti. Yasemin Hanım, çoğu zaman ilk düşündüğünüz doğrudur. 1500 puan alalım. Ama beni. Yaparım. Gelsin. 1500'e çıktı kasa. İnanın o kadar kötüsünüz ki. Bir de bu. İki anlamıyla da bakan işte. Denize bakan, denize nazır. Bakanlığı düşünüyorum ben. Nezaret. Bir de bakanlık neydi? Bir tane daha mı vardı? Çok yok, korkuttunuz yok. Sizin beni. Etimolojiyle ilgilenmişliğiniz var galiba, değil mi? Yok, Osmanlıca belgeler okurken şunla bunla. Biraz şey yapıyorum. Haşır neşir oluyorsunuz. Evet. Tebrik ederim efendim. Ama bunu unutmayacağım. Yarısı mastar, bunu da unutmayın. Şöyle soruluyor, bir de üstüne üstlük mecazi anlam. İki kelime mi? Tek kelime, tek kelime. Yarısı mastar, 6 harfli. Şöyle sorulmuş. Demiş ki, mecazi anlamda bir konuda deneyim ve beceri kazanmak. Mak, ne yapmak? Beceri kazanmak, deneyim, deneyim kazanmak. Deneyim ve beceri kazanmak. Mek, mak, ne yapmak? Mek, mak diye bitiyor. Çalışmak, evet. Ustalaşmak diyeceğim. 6 harfli. Farkındayım da. Mecazi anlam. Bir harf alacağım. Yani buraya geldiğimde çok toydum. Çalışa çalışa burada biraz... Piştim, pişmek. İşte o kadar. 500 puan daha, 2000'i yakaladık. Ah.
Bitsin mi altı harfli cevaplar? Ailede asker var mı? Yok. Rütbeleri bilir misiniz? Hmm, zor. Biraz. Bakalım bakalım. Altı harfli dediğim zaman zaten bir rahatlayacaksınız. Devamını da getireceksiniz bakalım. Merak etmeyin. Gelsin. Altıncı derecedeki subay rütbesi. Hmm. Mareşali saymazsak yukarıdan da aşağıdan da altıncı derece. Yani orgeneralden de başlasanız, asteğmenden de başlasanız altı hamle sonra buraya ulaşırsınız. Teğmen diyeceğim, o da subay demek. Albay, tüm general değil, tu general, albay. Altıncı dereceden durdurayım, harf mı alayım? Saymadığınız iki tane kaldı. Harf almak onlardan istemiyorum. Onlardan yalnızca ama biri altı harfli. Albay, tu general, tüm general. Onlar altı harfli değil, onları boş verin. Miralay. Bir harf alayım. Buyurun bir harf. Bay, ne bay? Subay. Albay değilse? Albay değilse? Binbaşı değilse? Yüzbaşı. Yüzbaşı da olmaz. Süre gidiyor. Durdurayım, öyle düşüneyim. En güzeli. Albay değil. Ne saydım? Tu general dedim. As teğmen, teğmen. Devam. Üst teğmen. Yüzbaşı. Yüzbaşı. Üst teğmen, yüzbaşı. Albay, onu çok sayıyorum. Tüm general, tu general. İşte arada bir taneyi atlıyorsunuz. Bir şey bay değil mi bu? Bir şey bay. Bay. Ne bay? Albay, tu bay, su bay. Yarbay ya. Uf. Yarbay. 500 puan değerinde. Vallahi direkten döndük. Çok da zaman yedi. Hay Allah'ım ya. Daha yarısında değiliz. Yarısından ciddi fazlası mi gitti sürenin? Evet. Hmm. Bundan sonra çok hızlanmanız lazım. Bu soru yardımcı olacak efendim hızlanmanıza. Gelsin bakalım. Bunun başına bazen ı eklenir. I harfi eklenir ve 8 harfli olur. Şöyle de kullanılır. Gelsin. Bir maddeyi kazımaya, sökmeye veya yaymaya yarayan el aleti. Spatula, spatula. Spatula 700 puan değerinde. Gelsin de görelim. 3200 kasa. İki kelimeden oluşuyor, 7 harfidir efendim. Aynı hızı gösterebilecek misiniz? Bilmiyorum. Göreceğiz. İki kelime. İki kelime. Bir söz dizisi ve şöyle sorulmuş. Diyor ki, ayak takımı serseri. Bu anlamlarda kullanılan bir söz dizisi. Başı boş, başı boş. Başı boş. Başı boş. Değil mi? Yani illa serseri. Süreyi de ayak durdurdum. Takımı değildir ki. Hani karışanı görüşeni olmayan. Serseri, hergele. İki kelime. O bileşik, doğru. Bir de kalabalık mesela, serseri güruhu. Çete gibi. Ortalık nokta nokta dolmuş. İt kopuk. Efendim? İt kopuk. Yasemin Hanım, 700 puan daha, hakkımı ödeyemezsiniz. Öyle, haklısın. Ödersiniz. Hele bir 8000'i geçin, bakın nasıl ödeyeceksiniz. Kaç oldum ki? Şimdi hesap yapmayalım. Tamam, ben size bırakıyorum. Şimdi süre az. 1 dakika 21 saniye var. 6 tane soru kaldı geriye. Hızlı hareket edelim. 2 tane daha cevaplayın. Sonra hesabı yapacağım. Peki. Buyurun gelsin. Diyor ki, mecazi anlamda bir anda kızmak, bağırıp çağırmak, dikkat. Hı. Birden fazla kelime var bu anlama gelen. Tek kelime mi? Tek kelime. Köpürmek diyeceğim. Garanti yapıp harf mi alsam? Vallahi bilemiyorum, ben alırdım. Köpürmek. Bir harf alalım. Buyurun. O zaman hadi. Hmm. Demek köpürmek değil. Patlamak. Patlamak. Olabilir. Bir anda kızmak, bağırıp çağırmak. Patlamak, köpürmek, kızmak. Hadi bir harf daha. Bir harf daha alalım. Buyurun gelsin. O da olmadı. Ya hep sesli harf. Bir şey mak. Ne yapmak? Yasemin Hanım. Efendim? Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Hadi güzel yerinden yahu. Ben siz ne yapayım? Durdurayım bari. Ah, kızmak, bağırıp çağırmak. Ne yaparım? Patlamak. Bir anda köpürmek gibi bir şey bu. Köpürmek. Çığırından çıkmak. Patlamak, çatlamak. Ne? Kızmak, tepesi fonetik atmak. Fonetik olarak patlamaya benzer. Fakat daha çok köpürmek gibi, mecazi anlamı gereği. Lamak. Lamak. Köpürmek. Karlamak. Hatta patlamaktan biraz haddimi çatlamak aşacağım belki ama tek bir, yani tek bir ses değişik. Çatlamak diyeceğim. Değil. Parlamak. Parlamak. Ay. 500 puan değerinde. Vallahi 30 saniye ya doldu ya dolmadı. Ah.
İki kere ucundan döndüm değil mi? İki defa ucundan döndünüz. Neyse bundan sonra çok sıkıntı yaratacak gibi değil hiçbir İnşallah. Soru. Buyurun rahat rahat cevaplayın şu son 8 harfli cevabı da. Türkçesini istiyorum, yabancı kökenlisini Peki. veriyorum ki tam sizin alanınız. Buyurun gelsin. Realist sözünün Türkçe karşılığı gerçekçi. Gerçekçidir. 800 puan kazandırır, 5200 olur kasa. Şimdi gelelim neler olabileceğine. Hı. 3800 puan daha kazanabileceğiniz 4 tane soru var elimde. Dört Siz 5200 puandasınız. Yani 9000 puana kadar çıkabilir bu kasa. İnşallah. Demek ki başımıza bir dert bir bela gelmezse sakin sakin aman nazar değmesin. Sakin sakin 13 tane harf alarak 4 soruya cevap verebiliriz. 13 harf almak mı? Evet. O iyi. Ama sizden sonra Burcu Hanım, Burcu Hanım'dan sonra Handan Hanım yarışacak. Bence bu ritmi bozmayın. Peki. Bir de Sürem çok saniye az. Saniye kalmış. Ona da dikkat. Sürem Buyurun. Çok az. Tek bir kelimedir. Yine mecazi anlamdır. Şöyle sorulmuştur. Mecazi anlamda elinden kaçırmak. Elinden kaçırmak. Bir harf alayım. Buyurun. Güzelinden olmadı. Hiç doğru düzgün bir harf daha alalım. Evet. Bir tane bile. Güzelinden. Buyurun. Bak. Yine mastar. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Hah bu iyi işte. Mecazi anlamda elinden kaçırmak. Kaptırmak. Kaptırmak. 600 puan daha 5800 oldu kasa. Sıramdan çok korkuyorum. Buyurun gelsin. 9 harflidir efendim şöyle sorulmuştur. Hastalık veya başka bir durum için yeniden ortaya çıkmak, Mecazi. Depreşmek. Mecazi mi? Mecazi değil. Harf alsaydım keşke ama hortlamak diye isim geldi. Yok değil. Öyle bir mecazilik yok. Hastalık veya başka bir durum için yeniden... tek kelime mi? Tek kelime. Nüksetmek. 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 900 puan değerinde Yasemin Hanım. Bir 900 puan daha kazandırdı kendisine. Topu topu 1000 puana ihtiyacımız Hı. var. 2000 puan kazanabilecek durumdayız. Süreniz evet 7 saniye ama çok da sıkıntılı değil. 2 soruya cevap verilir 7 saniyede. Umuyorum. Harf bile alınır. 2 kelimeden oluşuyor efendim şöyle sorulmuştur. Bu bir deyim illaki metaforu var içinde. Buyurun gelsin. Bir iş bir konu üzerine uzun uzadıya düşünmek. Bir harf alayım. Bir tane daha mı? Alsa mıydık? Keşke bakın mastardan geldi. Evet. Bir iş, bir konu üzerinde uzun uzun kafa yormak. Vallahi tebrik ederim. Efendim kötü kadere rağmen şahane yarışıyorlar. 900 puan daha. Buyur. Teşekkürler. Çünkü belli bugün bir şey var. Yani Özlem Hanım da yaşadı, Tuğba Hanım da yaşadı. Korkuyorum. Şu noktaya kadar fazla dillendirmek istemiyorum ama sizin de aldığınız harflerin hepsi Master'dan, en olmadık evet. yerlerden geldi. Peki. Güzel. Neyse son iki soru aynen kafa yormak gibi iki kelimeden oluşan. Ve ister istemez mecazi anlama bürünmüş olan bir deyim. Hı hı. Biz şöyle söz dizisi diye sorduk. Yani. Mecazen düşünmek, tasarlamak anlamında kullanılan bir söz dizisi. Bir harf alayım, harf bir harf alayım. Bir İki harf tane daha istedim. İstediler. Neyse bu güzel yerden. Hem de çok güzel yerden. Mecazen tamam. düşünmek, tasarlamak, düşünmek, tasarlamak anlamında kullanılan söz dizisi. İki kelime. Durdum niyeyse. Aman sakin. Düşünmek, tasarlamak. Mecaz. Düşünün. Hesap. Hesap etmek. Hesap etmek. Değil. Hesaplamak. İki kelime ama. İki kelime. Demek ki. Hesap kitap. Hesap kitap. Tabii. Mastarla bitiyor desem. Pardon. Hesap. Hesap etmek. Hesap yapmak. Onu söylediniz sonra vazgeçtiniz. Neden? Bilmiyorum, sesli düşündüğüm için herhalde. Hani mesela ilerisini hesap ederek hareket ettim. Evet, hesap etmek. Düşünmek, tasarlamak anlamına gelir mi? Tabii, hesapladım. O zaman Doğru. size bir 800 puan vermemiz lazım. Lütfen verin. Buyurun efendim, bir 800 puan. Sevindim. Hakkınızdır. Teşekkür ederim. 8400 puan sizi birinciliğe taşıdı. Özlem Hanım ve Handan Hanım gün şampiyonu olmanıza müsaade edecek mi? Onu hep birlikte göreceğiz Bakalım. Ama daha kuvvetli bir alkışı bence hak ettiniz. Teşekkür. Balet. Balet diye bir ayak uçuşu duydun mu hiç? Balet. Babet ya. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Ben ne yapıyorum ya? Tribün. Tribün. İlk 200 puanı kazanmış bulunuyoruz. Tahvel. Değil.
Ut. Tahvut. Tahvil. Tahvil. 100 puan değerinde. Savaş. Habercisi değil de. Haberi veren. Şeye zeval, elçiye zeval olmaz derler, öyle bir şey mi acaba? Bilge Hanım, şu an böyle bir dumur yaşıyorum. Kendi içimde körelmeye başladım. Darphane. Darphane de hayvan postları işlenmez. Kıhtane değil de ben biliyorum onu. Arkadaşımın var. Arkadaşınızın var? Yok. İlginçmiş. Hayvan postlarının işlendiği yer, sepi yeri. Kıhtane de kağıt kahvane. Kesimhane. Olmadı değil mi? Orada kesiliyor. Çevresiz alınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevrilmek. Giriş gelişme sonuç. Çok teşekkür ederiz. Dördüncü yarışmacımız Burcu Hanım'la birlikteyiz. Burcu Hanım sakin. Oysaki dördüncü sıra oldukça tehlikeli bir sıradır Burcu Hanım. Ben hep dördüncü sırada yarışmak istemiştim ama. Neden? Bilmem, rahatlarım biraz diye. Gerçi zaten rahattım ama. Peki öcünü almak için geldiğiniz Sabahat Hanım kaçıncı sırada yarışmıştı? O da yarışmıştı? Dörtte. O da dörtte yarışmıştı. Ben size diyorum bakın tehlikeli sıradır diye. Tehlikesi nedir? Belli bir çıta oluşur. Şu anda 8400'de çıtamız Yasemin Hanım sayesinde. Fakat nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Yani sizden sonra bir kapalı kutu bir Handan Hanım oturuyor. O çok iyi. İyi mi? O zaman dikkat edeceğiz. 8400 mi alırım, üzerine de 4 saniyemi arttırırım. Oo, Handan Hanım şey Yasemin Hanım'ın da hevesi kursağında kalsın diye düşünmeyin. Ne yapacağı belli olmaz Handan Hanım. Gidiyorsa gitsin. Ben eğlenip keyfime bakayım. Veyahut da öyle bir yöntem de uygulanabilir. Başlayalım mı peki? Önce selam söyleyeceğim. Selam. Evet. Şuraya doğru. Finlandiya'da yaşayan arkadaşlarım, canından çok sevdiğim arkadaşlarım Burcu ve İlke'ye çok selamlar, Allah öpüyorum. Allah aşkına izliyorlar mı bizi Finlandiya'da? Evet, izleyecekler. İspanyol televizyonunu izlesinler. Palabra varmış. Palabra'ydı değil mi? Defalarca izlerler hem de. Sağ olsunlar. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. O zaman Burcu Hanım'ın ilk sorusuyla başlıyoruz. Gelsin efendim. Diyor ki, eski çağlarda kalmış şehir veya yapı kalıntısı. Ya. Bu kalıntıların bulunduğu ilçelere, yerleşim birimlerine de bu isim verilir. Çok vardır bu isim. Harf alayım. Mesela Minas'ta vardır. Burhaniye'de vardır. Of, kaç kere gittim. Nokta nokta yeri derler. Öğren. Durdurmak pardon, mı lazım? Öğren. Bence de. Heyecanlandım. 300 puan değerinde. Gelsin. Başladık, güzel başladık. Şimdi o heyecan dostunuz değil sizin. Çok kolay bir evet soru soracağım. Ya, orada rahattım. Burada? Biraz heyecanlandım. Neden dolayı? Benden dolayı mı? Ben oraya geçip sorayım soruyu. Bilmiyorum, sıcak bastı. Sıcak bastı. Burası biraz daha sıcak, evet, oradan. Çok basit bir soru. Tamam peki mı? Çok basit. Gerçekten çok basit. Bu kadar evet, da kolay olmamalı demeyin. Gelsin. Göz yoluyla algılama yeteneği. Görme. Dört harfli yapın onu bana. Görü. Görü. Felsefede de dolaysız algılama demektir. Onu da belirteyim. 400 puan değerinde 700'e çıktık asa. Ne tarz müzik seversiniz? Her tarz. Her tarz. Klasik Türk müziği? Biraz. Buyurun, gayet kolay bir soru. Sevseniz de sevmeseniz de gayet iyi bildiğiniz bir kelime. Peki. Görelim. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası. Makam. Veya parçanın işleniş biçimine makam deniyor. Kasa bir anda 1000 puanın üzerine çıkıyor. 1200 oldu kasa. Beş harfli cevaplar daha bitmedi ama gelsin bakalım. Tek bir kelimedir. Ek alarak şu anlama bürünmüştür. Bir kurul, bir topluluk veya bir kişi adına konuşma yetkisi olan kişi. Sözcü gibi bir şey mi? Sözcü. Emin misiniz? Olmalısınız. 500 puan kazandıracak çünkü. 1700'e çıkıyor kasanız. Çok güzel. Yabancı kökenli kelimelerde de bu kadar başarılı mısınız Burcu Hanımcığım? Hiçbir şeyde iddialı değilim. Ben sizin yerinizde olsam olmaz mıyım diye cevap verirdim. Buyurun gelsin. Ekstra. Başım belada. Öyle. Başları belada biraz. 600 puan değerinde. Hesap özeti ekstra. 2300. 6 harfli cevaplarla birlikte 3000'i yakalayamayacağız ama çok yaklaşacağız bence. Buyurun gelsin efendim. Sesi tanımlayan söz gibi. Ama ister istemez şöyle bir ön ad durumuna gelmiş.
gizli sohbet platformu olarak kullanılan sehpalara verilen ön ad. Nokta nokta sehpa ya da nokta nokta sehpası deriz onlara. Ya da masası deriz. Harf alayım. Gizli sohbet platformu olarak kullanılan sehpaların, küçük masaların ön adı. Nokta nokta masası, nokta nokta sehpası. O ne ya, hiç duymadım. Bir harf daha rica edeyim. Yapmıyor musunuz dedikodu hayatınızda hiç? Kabul günlerinde olur böyle. Kabul gününe hiç gitmedim ya. Bunun iki gizli sohbet platformu olarak kullanılan sehpaları veren herhalde. Bir zigon sehpa vardır. Fiskos. Bir de fiskos sehpası, fiskos masası vardır. 400 puan değerinde 2700 oldu kasa. Gayet de güzel oldu. 7 harfli cevaplarla daha yeni haşır neşir oluyoruz. Tek bir kelimeden oluşuyor. O da efendim biraz eski bir kelime. Arapça kökenli şöyle sorulmuş, gelsin. Diyor ki, birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı. Mersiye miydi? Mersiye miydi? Ya ben öyle biliyorum. Öyle miydi? Mersiye. Mersiye değil. Değil mi? Mersiye o şiir onlar. Övgü anlamında da kullanılan bir kelimedir bu. Sana övgüler düzdü, sana nokta noktalar düzdü. Ne? İltifat değil herhalde, yok yazı. Aha, bilemeyeceğim. İltifat başka, tamam. Övgü başka. Çok benzer Mersiye'ye. Mersiye devlet büyükleri falan içindir. Evet. Bu herkes için olabilir. Düşünün. Herhangi bir şey için de olabilir. Övmek, nokta nokta etmek. Eş anlamlısı. Övmek, nokta nokta etmek. Bir birleşik kelime. Açmayın durun. Açmayın. Açtı. Metiye. Met etmek, metiye. Ama çok da benzer dedim. Şimdi siz konuştuğunuzda o yüzden bilemedim demeyin. Arıyorsunuz da bulamadınız bir şey değil mi? Beni suçlayacaktınız. Buyurun gelsin. Burcu Hanım, devam ediyoruz. Hadi gelsin. Ben, canım vazgeçmeyin hemen. Daha kaçırmadık hiçbir şeyi. Buyurun gelsin, şöyle sorulmuş. Can sıkıcı ses veya bu sesi çıkaran alet. Cızırtı falan mı yoksa? Alet için kullanılmaz, evet, cızırtı. Evet, kullanılmaz. Harf alayım. Yapmayın zaten. İşte onu. Onu yaptınız mı, kaçırdık. Önemli değil ya. Can sıkıcı ses veya bu sesi. Kapat şu. Alet. Neyi? Kes şu. Tıngırtı mı? Tıngırtı değil. Vızıltı, cızırtı. Başka bir şey. Harf alayım ya, geçti zaten. Hı. Tam lazım olan zımbırtı yerden. Zımbırtı mı? Zımbırtı olmaz. Ses ya da ses çıkaran alet. Harf alayım. Hiç duymadım, hiç görmedim. Bence duydunuz. Da şu anda aklınıza gelmiyor. Harf alayım, süren bitmiş. Bir tane daha. Ya orasını bulduk zaten. Bir tane daha harf alayım. Hah? Hayır, bilmiyorum harf. Nasıl tane daha. Bilmiyorum. Zırıltı mı? Zırıltı. Kapat şu zırıltıyı, kes şu zırıltı. Zırıltı alete deniyor mu? Denmez mi hiç? Çalınan alet için bile kullanılır. Aa, zırıltı hiç görmedim. Topu 100 puan. Bir moralimizi yerine getirin. Evet, moralim yerinde ya. Zamanım bitti ya. Gider tabii. 8 harfli cevaplardayız daha. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Toparlayacağız. Hepsini göreceğiz. Siz merak etmeyin. Birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek. Harf alayım. Ona özenmek. Özenmek değil de. Biliyorum, anladım da hatırlamıyorum. Harf alayım. Öykünmek. Öykünmek. 600 puan daha 2700 ediyor kasanız. 8 harflidir, 2 kelimeden oluşur. Bu biraz zordur. Hemen akla gelir mi? O yüzden zordur. Görelim. Bakalım. Diyor ki, kaygısız, tasasız, aklını meşgul edecek bir derdi olmayan. Harf alayım. Üçüncü tekil şahısa yönelik bir tabir, 2 kelimeden oluşuyor. O. Onun. Harf alayım. Aklını meşgul edecek bir derdi olmayan. Bir tane daha rica edeyim. Buyurun. İnç. Aklıma gelmiyor, bir tane daha alayım. Kafası rahat. Burcan, kafası rahat. Hepsi ben de. Kelimeyi bilemedim.
Şimdi kafası rahat iki kelimeden oluşuyor. Kafa var, rahat var. Tamam. Burada bu da iki kelimeden oluşuyor. Kafanın yerine B konmuş. Beyin? Beyin. Kafa, baş. 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 Başı dinç mi? Başı dinç mi? Öyle mi? Öyle. Hepsini göreceğiz. Dört tane soru kaldı. Dördünü birden göreceğiz. Buyurun efendim. Tek bir kelimedir. Birleşirken ses türemesi oluşmuştur. Buyurun görelim. Sevmek, hoşlanmak. Bu anlama gelen bir birleşik kelime. Çok şey olabilir ya. Harf alayım. Harf alalım. Maslardan gelmesin ama. Harf alayım. Bir tane daha. Hı, güzel. Sevmek, hoşlanmak. Haz etmek. Yapıştırın. 700 puan daha kazandırsın. 3800 olsun kasa. Gayet güzel. Çok kolay bir soru efendim. 800 puan, 900 puan birden kazanabileceğimiz bir soru. Gelsin görelim. Ya. İki kelimeden oluşuyor. Diyor ki deniz manzaralı ulaşım platformu. Asıl isimleri. Deniz yolu mu? Deniz Ay. Yolu. Ulaşım platformu. Harf alayım, süren bitiyor. Şöyle biraz deniz havası alalım da nokta noktadan gidelim. Sahil yolu ya. Sahil yolu 800 puan değerinde. 4600 yaptı kasayı. Hazır böyle deniz filan demişken 10 harflidir iki kelimeden oluşur. Melez bir tabirdir yani kelimelerden biri yabancı kökenli. Fiil bizden. Şöyle Peki. sorduk. Tavuk, et ve benzeri ürünleri pişirmeden önce belirli bir süre... Şey ya... Sosun içerisinde bekletme. Sote etmek değil de marine etmek. Marine etme 1000 puan etme. Değerinde. 5600 kasa. Olmaz olsun metiye. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun yahu. Buyurun iki kelimeden oluşuyor. Garip bir sorudur baştan söyleyeyim. O zaman harf alayım. Harf de almayın. Akıcı ve hızlı biçimde karşılık veren harf kişi. Harf alayım. Defansif labbesi. Harf alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Durduk. Hazır cevap ya. Hazır Almasam cevap. Da olurmuş. Almasak da olurdu. 700 puan daha efendim. Altın. Arkadaşı Sabahat Hanım'ın öcünü almak için geldi. İşte öyle karanlık niyetlerle gelirseniz başınıza böyle şeyler gelir. Olsun, en çok rahat eğlendim. Cevaplayabileceğiniz soruda takıldınız. Bizi de çok eğlendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel de ederim. Bir sonuçtu. Fena da değildi. Yani 1400 puan kaybettirdi bize Meti'ye, Mersi'ye. Ondan sonra 7000 lira yaklaşık bir puanla bitirdik olurmuş. Daha da asılacaktık. Hayırlısı olsun. Burcu Hanım'a bir kocaman alkış.